İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 3 Ocak 2022 Batman gündemiyle birlikteyiz. HDP Batman İl Başkanlığı 4. Olağan Kongre'nin duyurusunu yaptı. Batman Merkez İlçe İş Başkanı ve Kongre Komisyon Sözcüsü Azat Esin, 16 Ocak Pazar günü saat 10'da Vural Konferans Salonu'nda yapılacak olan kongremizde tüm halkımızı HDP'ye güç ve omuz vermeye çağırıyoruz dedi. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi, kamu personeli atamalarında mülakatın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini açıkladı. Batman Şubesi Yöneticisi Ercan Başar, 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavında yüksek puan almalarına rağmen Kasım 2021 tarihinde yapılan mülakatlarda binlerce öğretmen adayının elendiğini üzüntüyle öğrendik dedi. Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 ayrı projesi GAP Başkanlığı'ndan hibe desteği almaya hak kazandı. Balpınar, Yeniköy ve Oymataş köylerinde yürütülecek olan seracılık kümeleme oluşturma projesi, Gerdüş'ün Bağözü, Diyayla, Düzü ve Ardıçlı köylerinde yürütülecek olan tarımsal altyapının geliştirilmesi ve sulama projesi ile yenilikçi tarımsal yayın ve eğitim projesi bu yıl hayata geçecek. Kıradağ'ın Kuzey Mezopotamya Ovası'na bakan, Doğu Yamacı'na kurulmuş bulunan Mor Kiryakuş Manastırı, restore çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak. Bölgenin ilk manastırlarından biri olması ve inşasından sonra yeni manastırların açılmasına ön ayak olması açısından önemli bir eser olarak kabul edilen Mor Kiryakuş Manastırı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce restorasyona alındı. Atıl duruma gelen manastır, ilk kez gazeteci yazar Recep Kavuş'un haberiyle gündemleşip tescillendikten sonra koruma altına alınmıştı. Üniversiteler arası 2. lig voleybol müsabakalarında 3. olan kadın voleybol takımı oyuncuları ve 1. olarak üniversiteyi 1. lige taşıyan erkek voleybol takımı oyuncuları üniversite rektörü Profesör Doktor İdris Demir'i ziyaret etti. Muğzur Üniversitesi ev sahipliğinde Tunceli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muğzur Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi voleybol takımları mücadele etmişti. Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Verem Eğitim ve Propaganda Haftası'nda yayınladığı mesajda tüberküloz tedavisinin ücretsiz olduğunu hatırlattı. Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tedaviler hastane ya da dispanserde yapılır. Ekonomik güçlük yaşayan hastalara nakdi yardım da verilmektedir, dedi. Pazaryeri Mahallesi'nde DEDAŞ'a ait elektrik kablolarının açıkta olması mahallede tedirginliğe yol açıyor. Pazaryeri Mahallesi Muhtarı Hamdin Keskin, mahallemizde kablolar yer altına alınmış ve evlere kadar hatlar çekilmişti. Bu kablolara kapak takılmaması durumunda tehlike devam etmektedir, dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.